Değerli izleyiciler, bir medyaskop yayınıyla daha Ankara'dan karşınızdayız. Üniversitede barış imzacıları uzaklaştırıldılar ve birçok akademisyen öğrencilerinden, okullarından, araştırmalarından uzak kaldı. Daha sonra bir cumhurbaşkanlığı kararıyla OHAL işlemleri inceleme komisyonu kuruldu. Buradan değerlendirmeler yapılıyor. Uzunca bir süre bu barış imzasına destek veren akademisyenlere ilişkin dosyaları komisyon ele almadı. Son zamanlarda ara ara kararlar vermeye başladı ve bunların hiç birisi aydınların, akademisyenlerin lehine olmadı. Hepsi aleyhine sonuçlandı. Dün de yine CHP İstanbul Milletvekili Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu hakkında da yine olumsuz bir karar verdi. Biz bu kararı Sayın Kaboğlu'yla hem insan hakları bakımından, hem anayasa bakımından, hem de içinde bulunduğumuz siyasi süreç bakımından irdelemeye çalışacağız. Medyaskop yayınına hoş geldiniz Sayın Kaboğlu. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Bu arada geçmiş olsun mu diyeyim, hayırlı olsun mu diyeyim karar için? Şöyle tabii bu Türkiye için esef duyulacak bir durum. İbrahim Kaboğlu için değil. Bu nedenle tabii ki hukuk yolundaki mücadelemizin ne kadar meşru olduğunu, ne kadar gerekli olduğunu göstermesi bakımından ders çıkarılması gereken bir aşamadır diye düşünüyorum. Çünkü benim örneğimde esasen bu yapılan işlemlerin, yani gerek OHAL KHK'ler yoluyla yapılan işlemlerin, gerekse OHAL KHK ZD'ler dosyalarını ele almakla, incelemekle görevlendirilen olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonunun kararlarının ne denli keyfi olduğunu, keyfi olarak karar vermekte olduğunu gözler önüne sermesi bakımından ders çıkarılması gereken bir durumdur. Bu ölçü alınabilir. Ölçü alınabilir. Yani bir kişi hakkında bu kadar mahkeme kararı varken, ağır ceza mahkemeleri kararları varken, Yüksek Seçim Kurulu kararı varken, Anayasa Mahkemesi kararı varken ad hoc kurulmuş olan bir komisyon ben onları tanımıyorum diyebiliyorsa, o zaman demek ki en haklı dosyaları bile elinden 100 bini aşan dosya geçti. En haklı dosyaları bile reddetmiştir. Bu bakımdan biraz önce hayırlı mı olsun diyelim. Evet, Türkiye'nin belki geleceği açısından hukuk mücadelesi, hukuk ve insan hakları mücadelesi bakımından haklı, daha haklı bir zemin oluşturmuştur. Ve ben hemen sözlerimin sonunda söylemek durumunda olduğunu başında söyleyeyim. Türkiye'de demokrasi yanlıları, insan hakları mücadelecileri, kısacası demokratik cumhuriyetçilerin artık kaybedecek, ikinci konularla meşgul olacak şeyi yok, zamanı yok. Şimdi hocam, bir de sizin durumunuzda biraz daha farklı süreç. Çünkü siz bu süreçten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne dosyanız gitti. Oradan seçilebileceğiniz yönde karar çıktı. Seçimlere girdiniz ve seçildiniz. Yani sonuçta devletin yasal kurumları arasında da bir farklı kararlar ortaya çıkıyor. Bu ne anlama geliyor? İşte esasen çelişki şurada. O zaman biraz daha genelleştirelim işi. Şöyle ki, bilindiği gibi barış bildirisi 2015 sonu 2016 başı hazırlandı ve kamuoyuna duyuruldu. Darbe girişimi ise, FETÖ terör örgütünün darbe girişimi ise 15 Temmuz 2016'da ortaya çıktı. Bu barış akademisyenlerinin, sonradan barış akademisyenleri olarak adlandırılan kişilerin bazılarının OHAL ilan edildikten sonra, yani FETÖ teröristlerini, terör girişimcilerini yaptırıma tabi tutmak için daha hızlı bir biçimde OHAL ilan edildi ve bu barış bildirisi OHAL'le hiçbir biçimde ilişkili olmadığı halde o çerçevede çıkarılmaya başlanan
kanun hükmünde kararname ek çizelgelerine onların adlarına yer verildi. Şimdi bu birinci nokta demek ki 15 Temmuz darbe girişimiyle hiçbir ilişkisi yok. Evet. 20 Temmuz gecesi ilan edilen olağanüstü halde hiçbir ilişkisi yok. Demek ki bu kişilerin durumları esasen olağanüstü hal ve kanun hükmünde kararnameler kötüye kullanılarak oraya monte edildi. Hocam, oraya ceza hukukunda bir temel prensip vardır. Çünkü bir yasa değişse bile zanlının, suçlunun aleyhine olan hiçbir uygulama geriye yürütülemez. Yanlış bilmiyorum değil mi? Böyle bir şey var. O doğru ama daha belirgin yasaya aykırılıklar var. Ne oldu? O sırada örneğin Marmara Üniversitesi'nden, İstanbul Üniversitesi'nden, Boğaziçi Üniversitesi'nden YÖK imzacıları bize bildir dedi. Marmara Üniversitesi bildirdi, Boğaziçi bildirmedi örneğin. İşte Ankara Üniversitesi bildirdi, ODTÜ bildirmedi. O zaman yani YÖK'le işbirliği yapanlar, MIT'le işbirliği yapanlar, rektörler kendi üniversitelerindeki imza rızacılarının adlarını bildirdiler ve o kişilerin adları OHAL, KHK ek çizelgelerine konuldu. Yani görüldüğü gibi bu kişiler özgürlüklerinden alıkonuldular fakat ayrımcılık yapılarak hangi rektör YÖK'e dalkavukluk yapmışsa, hangi rektör külliyeye veyahut da saraya, kaçak saray dediğimiz saraya dalkavukluk yapmışsa, o üniversitenin öğretim üyeleri bu sürece tabi tutuldular. Dolayısıyla şimdi KHK yoluyla görevlerinden edilmesi öğretim üyelerinin zaten yasaya, yasalara ve anayasaya tamamen aykırı idi. Fakat ikinci olarak ayrımcı bir işlem yapıldı. Çünkü örneğin ODTÜ bu listeyi bildirmediyse YÖK'e, Ankara Üniversitesi bildirdiyse sadece Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri bu yaptırıma tabi tutuldu. Tabii doğru olan bildirmemekti, yaptırıma tabi tutulmamaktı. Ama sadece özgürlükten alıkonulmak değil, aynı zamanda eşitsiz bir biçimde ayrımcı bir işleme tabi tutuldu bunlar. Şimdi bununla yetinilmedi. Ondan sonra dendi ki siz yargıya gidemezsiniz. Siz ancak sizin dosyalarınızı görmesi, incelemesi amacıyla kurduğumuz OHAL yani olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonuna başvurabilirsiniz dendi. Yani yargı yolu da kapatıldı böyle. Bütün yargı yolları kapatıldı bu kişiler için ve 2017 başında kurulan bu komisyona barış akademisyenleri başvuruda bulundular. Düşünün 2017 başı 2021 sonu yani tam 5 yıl önce. Şimdi ne oldu Sayın Göktaş? Bu barış akademisyenlerinin durumu bir, özgürlüklerinden alıkonuldular anayasaya aykırı bir biçimde. İkinci olarak bazıları ayıklandı. Barış bildirisine rıza gösteren öğretim üyelerinin bazıları ayıklandı. Onların adları buraya kondu. Ayrımcı işleme tabi oldular. İki, üç, bunların adalete erişim hakkı engellendi. Dolayısıyla adil yargılanma hakkı engellendi. Bu bakımdan Barış Akademisyenleri adını verdiğimiz kısaltılmış olarak BAK üyeleri üçlü haksızlığa uğradılar. Bir, özgürlük, iki, ayrımcılık, üç, adaletsizlik. Bu gerçekten bu üçlü yaptırım dizisine, zincirine vurulmak dünya ölçeğinde eşine az rastlanır bir yaptırım türüdür. Bakın şeye girmiyorum. 400 öğretim üyesinin, 400'ü aşkın öğretim üyesinin pırıl pırıl doçentlerin, yardımcı doçentlerin, profesörlerin, üniversiteden uzaklaştırılarak bunların eğitebileceği binlerce öğrencinin eğitim ve hakkından ve öğrenim özgürlüğünden alıkonulması sonucunu doğuran yaptırımdan söz etmeksizin söylüyorum. Özgürlük, eşitlik, adalet açısından.
Şimdi ne oldu? Bu süreçte Anayasa Mahkemesi karar verdi. Dedi ki barış bildirisi anayasamıza göre, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne göre bir düşünce ve düşüncelerin ifadesi güvencesinden yararlanır. Dolayısıyla bu konuda bir sorun yok. Peki bunun ardından Ağır Ceza Mahkemeleri barış bildirisine rıza gösterdiği için haklarında dava açılan öğretim üyelerinin görüldüğü davalar, mahkemeler dedi ki Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verdiğine göre benim görevim anayasaya göre, madde 153 sona göre benim görevim onları aklamaktır dedi. Dolayısıyla Ağır Ceza Mahkemeleri akladı bu kişileri. Şimdi bakın bu kez Anayasa 153 son, Anayasa 138 son, mahkeme kararı ikilendi mi? Ağır Ceza Mahkemeleri kararları kesinleşti. Çünkü ne savcılık üst mahkemeye başvurdu ne de Adalet Bakanlığı. Şimdi ama ayrıca benim gibi milletvekilliğine adaylığını koyanların dosyaları Yüksek Seçim Kurulu tarafından incelendi. Hatta itirazda bulunuldu. İşte Kaboğlu, Yüksel Taşkın, Cihangir İslam diğerleri barışa rıza gösteren öğretim üyeleri milletvekili olamazlar diye. Yüksek Seçim Kurulu bilindiği gibi anayasa madde 79'a göre bu konuda nihai nitelikte bir karar veriyor. Yani son kararı veren. Yani bir yolu yok YSK kararlarına ilişkin. Evet, şimdi ne olmuş oldu? Bir Ağır Ceza Mahkemeleri karar vermiş oldu. Aklama kararı kesinleşmiş bulunuyor. İki, Anayasa Mahkemesi karar vermiş oldu. Kesinleşmiş bulunuyor. Üç, Yüksek Seçim Kurulu karar vermiş oluyor. Kesinleşmiş oluyor. Şimdi mesela burada bütün kuşkusuz barış imzacılarının ya da rızacılarının dosyalarının hepsini Anayasa Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemeleri karar verdiği andan itibaren o haliyken, yani olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonunun yapması gereken, otomatik olarak kendisine başvuruda bulunmuş olan 400-450 ne kadarsa barış akademisyeninin dosyasını tamam, siz haklısınız çünkü mahkeme kararı var, anayasa herkesi bağlar madde 11'e göre ve burada Anayasa Mahkemesi kararı, Ağır Ceza Mahkemesi mahkemeleri kararları benim için de bağlayıcıdır. Dolayısıyla sizin dosyalarınızda herhangi bir olumsuzluk yoktur demesi gerekirdi. Bir, bunu söylemedi ve 2,5 yıl bekledi. Bakın 2019 Temmuz'unda verdi Anayasa Mahkemesi evet. Bu kararı. 2021 Ekim'ine kadar bekledi. 2021 Ekim'inde teker teker red etmeye başladı bu dosyaları. 2021 aralığında da mesela benim gibi hani artı Yüksek Seçim Kurulu kararı da olan, meclis üyeliği yapan, kendilerine de uygulanabilecek yasalar için belirli bir oy hakkı olan, Anayasa Komisyonu üyesi olan ve burada yasama faaliyetini nihai olarak da etkileyici konuma sahip olan bir kişinin dosyasına da hayır dedi. Sen de üniversiteye dönemezsin dedi. Şimdi burada tabii ki anayasaya açıkça aykırılığın ötesinde ve en ufak bir kamu görevi nedir, milletvekilliği nedir, öğretim üyeliği nedir, bu bilgilerin de ötesinde hani akla ziyan denir. İnsan aklı ile kesinlikle açıklanamayan bir şey söz konusu. Yani bir anomali söz konusu ki bunu doğrusu açıklamakta zorlanıyorum. Şimdi efendim bir takım hukuki süreçlerden söz ettiniz. İşte yargıya gidildi. Bu konuda herhangi bir suç isnadı olmadı. Anayasa Mahkemesi'nin kararları ortada. Parlamenterlik için adaylık başvurusu yapanların başvuruları Yüksek Seçim Kurulu tarafından irdelendi ve bu konuda olumsuz bir karar çıkmadı. Barış imzacılarının lehine bu kadar hukuki süreç ve karar varken OHAL Komisyonu'nun vermiş olduğu bu aleyhte kararı nasıl değerlendiririz, nereye koyarız?
hukuki açıdan ya da bir siyasiliği var mıdır bu kararın? Şöyle görüldüğü gibi beni görüyorsunuz, ben kıdemli bir hukukçuyum. Ve ben hukukçuluğumu sadece ulusal ölçekte yapmadım, Avrupa ölçeğinde ve uluslararası ölçekte bizzat icra ederek oralarda da yaptım. Ve ben bunu hukuki deyimlerle kesinlikle açıklayamıyorum. Hukuki deyimler deyince anayasamıza bütün yurttaşlar olduğu gibi milletvekilleri daha çok bağlıdır. Anayasanın üstünlüğüne ben de ant içtim. Hepimiz bağlıyız ve ben anayasal olarak hukuken bir açıklayıcı, bunu haklı kılıcı, bunu anlamlandırıcı bir ifade bulamıyorum. Dolayısıyla bu bir fiili durumdur. Fiili durum çünkü anayasa madde 66'ya göre hiçbir kişi ve organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Şimdi bu komisyonun kararı demek ki anayasa dışıdır. Bu bakımdan aslında hukuken yok hükmündedir. Anayasamız karşısında evet, yok hükmündedir. Ama şunu gördük mesela 17-24 Aralık sürecinden sonra mesela başbakan, zamanın başbakanı demişti ki FETÖ için, Fethullah Gülen cemaati için niçin bunlar huzursuz oldular, bize karşı diklenmeye başladılar? Biz çünkü onların her istediğini verdik dedi. Neydi bu? Hukuk dışıydı. Verilen şeyler demek ki hukuk dışıydı ve bir paralel devlet oluştu. Ben de şimdi bu diyorum, ya yoktur bu, anayasamıza göre yok hükmündedir, ama siz eğer bu komisyonun işlemlerini var diyorsanız, bunun yaptırımını uygulamaya koyarsanız, o zaman bir tür 2020'lerin başında yeni bir paralel devletin oluşmakta olduğu yönündeki bu ögeleri değerlendirmek durumundasınız. Bunlar vehim değildir, bunlar kişisel kaygıların dışa vurumu değildir. Çünkü Türkiye'de 15 Temmuz 2016'ya bu şekilde gelindi. Nasıl gelindi? Anayasa dışı akımlar, hukuk dışı akımlar, anayasa ihlalleri hep geçiştirilerek, hep hoş görülerek, hep işte siz darbe heveslisi olarak konuşuyorsunuz, toplumun istikrarını bozmak için sürekli eleştiri yöneltiyorsunuz dendi. Bizim gibi Türkiye'de demokrasi ve insan haklarını savunanlara, ama hep FETÖ'cüler kollandı. Şimdi ise bir tür anayasa dışında fiili paralel devlet oluşuyor. Mesela ben şunu sizin ekranlarınızda sormak istiyorum. Acaba bu OHALİK adı verilen komisyon üyeleri kaç maaş alıyorlar? Bu komisyon üyeleri görevleri uzatıldıkça bu çifte maaşlarını almaya devam edecekler mi? Bu kime yararlanmak istiyorlar? Bütün bunları sormak benim vergi yükümlüleri adına sormak hakkım benim. Çünkü bu tamamen anayasa dışı bir kuruluş haline gelmiş bulunuyor. Şimdi efendim anayasa, yargı falan açısından değerlendirdiniz ama konunun bir de insan hakları boyutu var ve bugün de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İçinde bulunduğunuz durumu, karşı karşıya bulunduğunuz durumu anayasal hukuk dışında bir insan hakları kavramıyla değerlendirecek olursanız nereye oturturuz? İnsan haklarıyla bir ilintisi ya da karşıtlığı nedir bu kararların, bu uygulamaların? İnsan hakları belirli bir hukuk düzeninin geçerli olduğu toplumda ancak saygı görebilir, korunabilir ve geliştirilebilir. O nedenle bütün insanlar hür ve haysiyet bakımından, haklar ve haysiyet bakımından eşit doğarlar cümlesiyle başlayan insan hakları evrensel bildirgesinden bu yana bizim hukuk sistemimizde
temel haklar ve özgürlükler üzerine inşa edilmiş bulunuyor. Zaten madde 2'de insan haklarına saygılı devlet, insan haklarına dayanan bir demokratik ve laik sosyal hukuk devleti tanımı Türkiye Cumhuriyeti bu şekilde tanımlanıyor. Bunun amacı budur. İnsan haklarının korunabilmesi için 3 devlet erki öngörülmüş: yasama, yürütme, yargı ve onların kural koyma, kuralları uygulama, yanlışlık durumunda sorumluları yargılama biçiminde görev ve yetki paylaşımı yapılmış aralarında. Bu 3 erkin varlığı, görev yetki paylaşımı, hak ve özgürlüklere saygının sağlandığı bir toplumsal düzenin tesis edilmesi ve bu devlet olarak böyle bir aygıtın oluşturulması amacına yöneliktir. Bu bakımdan mesela 11. madde, anayasanın 11. maddesi, anayasanın hükümleri yasama, yürütme ve yargı, sonra devam eder diğerleri için ama ilkin yasama, yürütme ve yargıyı bağlayan üstün ve temel hukuk kurallarıdır diyor. Niçin? Yasama kural koyarken yasayı anayasaya uygun koymak durumundayım. Yürütme, benim koyduğum kuralları yasaya uygun olarak, anayasaya uygun olarak uygulamak durumunda. Yargıç da 138'e göre anayasaya, hukuka, kanuna ve vicdani kanaatine göre karar vermek zorunda. Böyle olduğu zaman bir toplumda haklar korunabilir, güvence altına alınabilir, saygı görebilir. Ama 10 Aralık günü, biraz önce sizinle konuştuğumuz, somutlaştırdığımız üzere, olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonu kurulduktan sonra 5 yıl oldu. O hal sona erdikten sonra 3 yıl oldu, 3,5 yıl oldu. Ve 5 yıldır tuttuğu dosyaları mahkeme kararlarına rağmen, anayasanın açık hükümlerine rağmen, hemen hemen bütün mahkemelerin kararlarına rağmen hayır diyor. Bu işte Sayın Göktaş, insan haklarının, hak ve özgürlüklerin sıfırlandığı bir eşittir. Ben bugün insan hakları gününü kutlayamıyorum. Neden? Çünkü ben 50 yıldır insan hakları üzerinde çalışıyorum. Ben insan hakları hukuku, özgürlükler hukuku uzmanıyım. 30 yıl önce ilk kez özgürlükler hukuku kitabını ben yazdım Türkiye'de. Dolayısıyla ama ben bugün insan hakları gününü kutlayamıyorum. Çünkü Türkiye'de anayasal düzen askıya alınmış bulunuyor. Bu fiili durumu görmez isek eğer, bu suç halini görmez isek, o zaman insan hakları varmış gibi bir izlenim yaratırız kamuoyunda ve o izlenim aslında insan haklarına saygı düşüncesinin geliştirilmesinin tam tersine insan hakları sürecine zarar verme sonucunu doğuran bir açıklama olur. Dolayısıyla şöyle de söylenebilir: eğer bir milletvekiline, bir kıdemli öğretim üyesine hakkında en az 3 ayrı mahkeme kararı bulunan bir kişiye ve şu anda milletvekili statüsüne sahip bir kişiye anayasada yeri olmayan bir geçici komisyon, bir ad hoc komisyon ona ömür boyu yaptırımı reva görüyorsa ve o da resmi işlem olarak itibar görebiliyorsa, o zaman orada yurttaşların, 84 milyonun hak ve özgürlüğünden söz etmek bir ikiyüzlülük olur. Ben böyle bir ikiyüzlü söyleme girmek istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Umarım bu ikiyüzlü söylemler kısa sürede son bulur. Hukuk, anayasa ve insan hakları da ülkemizde baş tacı edilir. Yayınımıza konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Değerli Medyaskop'u izleyicileri, barış imzacılarının karşı karşıya kaldığı hukuksuz durumu, OAR inceleme komisyonlarının verdiği red kararlarını, kendisi de bir barış imzacısı olan ve OAR inceleme komisyonuna yaptığı başvurunun reddedilen anayasa profesörü, CHP İstanbul milletvekili İbrahim Kaboğlu ile değerlendirdik. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.
Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.